Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte masamın üzerinde böyle yumak halinde gördüğünüz Tapo'nun L900 isimli LED şeridini incelemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz özellikle böyle bizim gibi bir iş yapıyorsanız bu tarz böyle RGB aydınlatmalar, işte ışıklar, şunlar, bunlar. Mesela arkamda bir tane var şu anda perdede mor olarak gördüğünüz Godox'un bir ürününü kullanıyorum ben. O daha çok bu tarz işler için, hani yayıncılık yapanlar, içerik üretenler için geliştirilmiş bir ürün. Bu model de aslında benzer işler yapanlar için. Yani bir taraftan dekorasyon için de kullanabilirsiniz. Bir taraftan bizim gibi içerik üreticileri için de kullanabilecek ürünler. Tabii bunların çok farklı varyasyonları var. Ucuz olanları var, pahalı olanları var. Çeşitli şekillerde bizim karşımıza çıkıyor bu LED şeritler. Ucuz olanlar daha çok böyle bir uzaktan kumandayla kullanılıyor. Bu model ise Wi-Fi'ye bağlanabiliyor ve TP-Link'in Tapo isimli, ki ben daha önce bir kamerasını incelemiştim. O kamerayı da yine uygulama üzerinden kullanabiliyordunuz. Tapo isimli bir uygulaması üzerinden kullanabildiğimiz bir LED şerit. Şimdi bu 5 metrelik sürümü şöyle göstermiş olayım. Tabii bunu böyle kullanmıyoruz da ben size göstermek için böyle karman çorman bir şekilde size bunu anlatmak için böyle yaptım. Normalde işte bir masanın etrafına sarabilirsiniz, bir ne bileyim duvara sarabilirsiniz, istediğiniz bir ürünün etrafına, bir televizyonun arkasına, bir bilgisayarın arkasına, bir monitörün arkasına veya nereye istiyorsanız, canınız nereye istiyorsa bunu kurabiliyorsunuz. Bu ürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi Wi-Fi olarak bağlanıyor olması. Bu arada bu normalde şu plastik bir halkaya sarılı olarak geliyor. Ben açtım tabii ki kullanmak için. Zaten üzerinde de uyarı var. Buraya sarılıyken çalıştırmayın diyor. O yüzden ben açtım. Tabii bu normalde dediğim gibi böyle kullanmıyoruz. Genel görünüm meseleden aslında bir, yani ne çıkıyor kutudan belki onu merak ediyorsunuzdur. Şöyle bir parçamız var. Şimdi şunu şöyle koyayım. Şöyle bir aslında bu, hani hem üzerinde bir açma kapama tuşu var. Aynı zamanda anladığım kadarıyla bu bir 220 volttan bir adaptör geliyor. Bu adaptördeki enerjiyi buraya dağıtmak için ve regüle etmek için kullanılan bir kutu. Bu kutuyu tabii buna bağlamanız gerekiyor. Bu LED'in ucunda da şöyle göstermiş olayım. Uç kısmı nerede bunu? Bunları detaylarda göstereceğim. Şu anda sizin bunları görebiliyor olmanız zaten pek mümkün değil. LED'in uç kısmı özel bir şekilde tasarlanmış. Bu uç kısmı buraya, buradaki özel yuvaya taktığımız zaman, şöyle takalım, hatta ben bir göstereyim. Birazcık dikkatli olmanız lazım. Böyle ince bağlantıları var. Daha sonra kutusundan çıkan adaptörü de buraya bağladığımız zaman, şu düğmeye de basınca şimdi yanacak. Mesela basayım ben. Gördüğünüz gibi şu anda burada kırmızı renkli. Tabii buradan ışık, kameranın ışık ayarları değiştiği için şu anda bir renk skalası içinde geziyor. Bu şekilde aktif hale geliyor. Tabii bunu asıl kullanacağınız nokta, Wi-Fi'ye bağlayacaksınız. Yani çok kompleks bir kurulum vesaire yok. Bu arada benzerlerinde olduğu gibi kesilebiliyor. Bu kesilebilecek olan yerleri işaretlenmiş. Böyle bir makas şeklinde bir işaret var burada şeritlerin belli yerlerinde, ki normal diğer şeritlerden aslında benzer bir durum söz konusu oluyor. İşaretli yerden kestiğiniz zaman bunu illa 5 metre değil, 3 metre, 2 metre, 1 metre de kullanırsınız. Ama kestiğiniz bölümü ne yapacaksınız? Şuradaki gibi bir parça bulup onu yine böyle bir adaptör sistemine takabilirsiniz isterseniz, ama o zaman başka bir şey almanız gerekiyor. Yani başka bir adaptör daha bulmanız gerekiyor ki bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Yani siz bunu alacaksınız, istediğiniz gibi keseceksiniz ve istediğiniz yerde kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu genel görünüm ve birazcık da anlattım hani nasıl kuruluyor vesairesini. Birazcık da teknik özelliklerden bahsedeyim. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tapo L900 5 diye geçiyor. Bu 5 metre olduğu için RGB LED olarak biliniyor. 13.5 watt'lık bir güç harcama özelliği var. Kablosuz ağlara bağlanıyor dedik. BGN desteği var. 220 voltta çalışıyor. Bir adaptörü var, kutusundan çıkıyor. Ses de kontrol edebiliyorsunuz. Google Assistant ve Amazon Alexa desteği var. 2.4 GHz kablosuz frekansını destekliyor. 25.000 saat kullanım ömrü var. 2100 lümenlik bir ışık gücümüz var. Ve Tapo uygulamasıyla kullanıldığını söyleyeyim. Fiyatı da yaklaşık olarak 650 TL civarında. Kurulumu nasıl? Aslında kurulumu çok zor değil. Ben daha önce dediğim gibi bir kamerasını yapmıştım. O da çok zor değildi. Öncelikle cep telefonunuza iOS ya da Android olması fark etmiyor. Uygulamayı kuruyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonraki Tapo isimli uygulamanın yönergelerine dikkat ediyorsunuz. Hani şuraya bağlan, buraya bağlan, şuna bağlan vesaire diyor. Zaten kurulum gerçekleştiriliyor. Yani çok zor değil. Ama takılırsanız TP-Link'in kendi sitesinde falan nasıl yapıldığını anlatıyor. Çok zor bir şey değil. Uygulama nasıl? Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi uygulamayı açayım ben. Hem de gerçek zamanlı sizlere de en azından göstermiş olurum. Uygulamamızı açtık. Şimdi uygulamaya girdiğimiz zaman eğer bağlı olan başka cihazlarınız varsa da bunları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben akıllı ışık şeridi demiştim. Bunun içine tıklıyorum ve geliyorum. Bakın kapalı görünüyor şu anda ve aç diyorum. Bakın düğmeye basmadan da açmış oldum, ki düğmeden kapatmıştım ben. Şimdi uygulamada en önemli şey bir ışık şiddetini ayarlayabildiğimiz bölüm var. Çok da basit bir şekilde hani yapılmış bu. Böyle parmağınızı yukarı aşağı, şu anda hem de ekranda da koyacağım şurada. Gerçek zamanlı yapıyorum bu çekimi arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Ses ile senkronizasyon özelliği var. Bu güzel ama telefonla beraber yapabiliyorsunuz. Yani aklınıza şöyle bir senaryo gelmesin.
ben bunu televizyona bağladığım zaman hani bu Philips'in Hue'daki gibi olur mu? Hani televizyondaki görüntülere göre bu cihazın böyle bir özelliği yok. Öyle olan LED şeritler var ama onlar biraz daha pahalı ve Türkiye'de çok fazla bulunmuyor. Onu da altını çizeyim. Sesle senkronizasyon dediğimiz zaman şimdi bakın ben burada bir menü geldi buna bastım. Bakın şimdi konuştukça ses ışık artmış olacak. 1, 2, merhaba, merhaba. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu bir yöntem ama bunun için telefonun sürekli açık olması gerekiyor. En azından bu menüye girmiş olmanız gerekiyor. Farklı renkler seçebiliyorsunuz. Mesela burada ben yeşili seçtim. Çok yapmayayım da çünkü şu an çekimin ışığını bozuyor. Kırmızı seçebiliyorsunuz. Ya da hangi renk istiyorsanız. Yani burada renk skalası bu kadar görünüyor ama bir sürü hani milyon renkte seçebiliyorsunuz buradan. Tamamen size kalmış bir durumda. Bunlar dışında şimdi baktığımızda işte beyaz mesela seçtim ben. Beyaz renk işte şu şekilde kıstım tabii ki. Bayağı da kısabiliyorsunuz. Efektler diye bir bölümümüz var. Şimdi efektlerde siz kendi efektinizi de oluşturabiliyorsunuz ya da hazır efektler var. Mesela gün ışığı var. Gün ışığı efekti böyle olmuş. Hemen altında Aurora var. Herhalde böyle yeşil mavi karışık olacak. Şu anda böyle değişik bir ışık oldu. İşte köpüren kaz, köpüren kazan nasıl oluyorsa artık o da böyle bir şey oldu. Bakın ışık değişebiliyor. İşte şeker kamışı. İşte Noel. Titreme, mum alevi efekti veriyor bu. Mesela bu şekilde. Büyük annenin Noel ışıkları. Tabii biraz bu Hristiyanlara göre yapılmış bir şey anladığım kadarıyla. Hanuka. Hanuka bayramını da unutmamışlar. Bunun dışında baktığımızda perili köşk. Perili köşk efekti böyle oluyormuş. İşte buz sarkıtı var. Benim en beğendiğim geliyor. Şimşek geliyor bakın. Duruyor. Ve böyle işte şimşek çakıyormuş gibi efekt veriyor. Okyanus efekti var. Gökkuşağı var. Renk sürekli değişiyor burada. Yağmur damlası efekti var. Ve bahar efekti diye var. Bu efektler var. Siz de kendi efektinizi hani buraya gelip buradan da işte renk şu renk olsun, bu renk olsun, bilmem ne olsun falan diye de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış, keyfinize kalmış. Bu şekilde bir uygulamamız var. Bir de programlama bölümü var uygulamada. Şimdi programlamada şu saatte açılsın, bu saatte kapansın. İşte ne bileyim bakın mesela buraya girdiğimiz zaman isterseniz gün doğumuna gün batımına otomatik olarak senkron edebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış durumda. Bu arada şu ışığı kapatayım da şeyi bozuyor biraz. Çekimi bozuyor. Evet. Programlamaya tekrar dönelim. Buradan mesela hani gün doğduğunda otomatik ışık yansın. Gün batımında kapansın ya da şu saatte açılsın bu saatte kapansın. Şu efekt olsun şu kadar renk olsun şu kadar bilmem ne olsun falan gibi bir sürü ayarı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Hangi günler bu ayarları bu programı kullanacağını belirleyebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Bunu güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında baktığımızda hani uygulama bu şekilde. Bir de şunu göstermek istiyorum. Eğer Google Asistan kurar ve yine telefonunuzda Google Home uygulamasını kurduğunuz zaman Google Asistan üzerinden bu cihazı da kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Amazon Alexa'da da bunu yapabiliyorsunuz. Mesela deneyelim. LED şerit aç. Tamam, LED şeriti açıyorum. Gördüğünüz gibi açtı. Ya da LED şerit kapat. Tamam, LED şeriti kapatıyorum. Aynı zamanda Google Home üzerinden de mesela şiddetini mesela şimdi açayım ben tekrar buradan manuel olarak açtım. Işığın şiddetini de böyle manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani Google Home ve Google Asistan'ın ortak kullanımıyla birçok özelliğini bu şekilde de kullanmış oluyorsunuz. Benim bu da hoşuma gitti. Onu da söylemiş olayım. Hatta Home'a tekrar gireyim isterseniz. Mesela Google Home'a girdik. Buradan İstediğimiz cihazı LED şeridi şu an bağlayayım diyor ve buradan ışık şiddetini mesela şu anda arttırdım veya kapattım. Ya da rengini de buradan mesela değiştirebilirsiniz. İstediğiniz renkler var, bir sürü renk seçenekleri. Ve buradan da tamamen cihazı da kapatabiliyorsunuz. Bakın şu an Google Home üzerinden kapatmış oldum. Ek olarak TP-Link'in bu üründe bir uzak modu da var. Bunu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ve evde bir kişinin var gibi görünmesini sağlayacak bir sürede rastgele böyle açılıyor ve kapatılacağı bir süre belirleyebiliyorsunuz. Yani 2-3 gün evden uzaklaştınız. Mesela bu cihazı ayarladığınız zaman istediğiniz gibi sanki evde birisi varmış gibi ışıkları yakıp söndürebiliyor. Ek olarak kullandığı enerjiyi de ne kadar kullandığını vesaireyi buradan da görebiliyorsunuz ekran üzerinden. İsterseniz de yine bu uygulama üzerinden cihazı başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Onların da bu cihaz üzerinde hani çeşitli ayarlar yapıp işte istediği gibi kullanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bir de bir zamanlayıcı özelliği var. Şu zamanlayıcı şu saatte başlasın ve şu saatte açsın kapalı olsun gibi
bazı şeyler yapabiliyorsunuz, komutlar verebiliyorsunuz. Programlamanın biraz daha basit hali bu. Şu saatte yani zamanlayıcı sona erdiği zaman açılsın ya da zamanlayıcı sona erdiği zaman kapansın da diyebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi uygulamada yer alan. İşte bu şekilde böyle gayet güzel bir şekilde Wi-Fi olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii bunu nerede kullanacağınız tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bir masanın altına döşeyebilirsiniz, etrafına döşeyebilirsiniz. Ne bileyim monitörünüzün arkasına koyabilirsiniz, televizyonunuzun arkasına koyabilirsiniz. Ama az önce söyledim, televizyonda böyle Philips Hue etkisi olmaz. Sadece hani siz işte belli ışık şey sürekli oynasın diyorsanız onlar olabilir. Bir aynanın etrafına döşeyebilirsiniz. Yani döşeyebilirsiniz. Nereye istiyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. 220 voltun olduğu her yerde adaptör yardımıyla kullanabilirsiniz. Ek olarak şundan da bahsetmek isterim arkadaşlar. LED şeritin arka bölümünde 3M tarafından özel olarak geliştirilen bir bant yapıştırıcı bölüm de bulunuyor. Onu kaldırdığınız zaman bu LED şeridi istediğiniz yere de kendi üzerindeki bu bant yardımıyla yapıştırabiliyorsunuz. Ekstradan bir banta vesaire gerek kalmıyor. Şimdi aklınıza şu soru geliyor olabilir arkadaşlar. Ucuz ürünler varken 200 lira, 250 lira, 150 lira LED şeritler varken neden böyle pahalı bir ürün alayım? Tapo L9'e niye para vereyim? TP-Link'in bu modelini. Eğer çok böyle Wi-Fi benim için önemli değil diyorsanız 3 aşağı 5 yukarı o daha uygun fiyatta alabileceğiniz ürünler de sizin işinizi görecektir. Ama uzaktan kontrol edeyim, Google Asistan'la kontrol edeyim, Wi-Fi üzerinden kontrol edeyim vesaire diyorsanız elbette böyle bir ürün almak zorundasınız. Philips Hue ürünleri de var ama onlar işte bridge dediğimiz ekstra bazı donanımlara ihtiyaç duyuyorlar ve fiyatları da bu ürünlerden oldukça daha yüksek bir rakamda oluyor ve ekstra bir donanım almanız gerekiyor. Bunun için ekstra bir donanıma ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizeyim. Yani kutusundan çıkan cihazlarla beraber bu anlattığım bu senaryonun tamamını kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir router alayım, bir bridge alayım, şunu alayım, bunu alayım gibi bir şeye ihtiyacınız yok. Tek başına şu masanın üzerine gördüğünüz bütün aksesuarları ve aparatlarla beraber alıp kullanabiliyorsunuz. Philips Hue ürünleri ne yazık ki ekstra bir donanıma ihtiyaç oluyor. Bluetooth ya da Wi-Fi gibi tek başına en azından onları kullanamıyorsunuz. Bu ürünü doğrudan doğruya Wi-Fi'ye bağlar bağlamaz kullanıyorsunuz. Ekstra bir donanıma ihtiyacınız olmuyor. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede sizlere TP-Link'in Tapo L900 akıllı LED şeridini anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum tarafları mutlaka kalmış olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum ve hepsini değerlendiriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, TikTok, Facebook gibi sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.